Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve A'dan Z'ye Guild Wars 2'nin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde harita açmayı ve haritadaki ögelerden bahsedeceğiz. Evet, haritada şudur, 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 şudur gibi değişik sembolleri görüyorsunuz ve bunlar nedir ne değildir diye merak ediyorsunuz, değil mi? Evet. Ve size bu bölüm kısaca onları anlatacağım. İlk olarak hazır yanında bulunduğumuz bir arkadaş ve en çok kullanacağımız olan Waypoint. Waypointler basitçe çok ucuz bir miktarı sizden alarak mesela şu şekilde sizi ona ışınıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Tabii ne kadar uzaksa o kadar daha fazla para istiyor. Ancak bu demek değildir ki herhangi bir yerdeki Waypoint'e gidemiyorsunuz. Mesela şu Waypoint'e gidemiyorum çünkü buna daha önce uğramamışım. Bir waypoint'e gidebilmek için o waypoint'e öncelikle uğramanız lazım. Ondan sonraki ikinci aşım ögemiz point of interest'ler. Bunlar sadece haritayı açmak için gereken kısımlar. Yani haritada orayı keşfettiğinizi göstermek için bir şey. Biraz XP veriyorlar onları keşfettiğinizde ve beraber bu şekilde orayı açmış oluyorsunuz. Sonra gelelim bu bölgede görmek istediğimiz 3 farklı şey birbirine yakınlar. İlk olarak gelelim şu arkadaşa, Scout'lar. Scout'lar haritada arada denk geleceğiniz uğranması zorunlu olan bir şey değil. Fakat bakıyorsunuz ve size çevreyi basitçe biraz anlatıyor ve çevredeki görevleri hızlıca özetliyor. Şu kalp görevleri, bunlara değineceğiz. Oyunda cidden bu şekilde alınıyorlar kalp görevi diye. Bunlar çevredeki NPC'lere yapmanız gereken iyilikler. Bunlar görevler videosunda daha detaylı bir biçimde anlatılacak. O yüzden şimdilik çok fazla üstlerine durmuyorum. Vistalar. Şu iki tane kırmızı üçgen şeklinde içe geçmiş iki tane kırmızı üçgen şeklinde gözüküyorlar. Bunlar nedir diye soracak olursanız bunlar da harita açmak için gereken bir şey. Geliyorsunuz ve bu şekilde bölgeyi izliyorsunuz. Genelde yüksek yerlerde oluyor. Hatta bazıları zıplamalı, engebeli işler sonrası ulaşılıyor. Ancak haritayı açmanız için gene lazım olan bir şeyler. Ve sonra da haritayı açmak için gereken diğer bir iş ise buradaki Hero Challenge'lar. Hero Challenge'lar 2 farklı tip olabiliyor, daha sonra 3 farklı tip olabiliyor. İlk tip bu şekilde bir adet güç merkezi oluyor. O güç merkeziyle bağlanıyorsunuz diyelim. Ve size bir adet Hero Point veriyor. Tabii şu an göremiyoruz. Bu Hero Point'ler daha sonradan karakterinizin özelliklerinizi açmak için lazım oluyor. O yüzden Hero Challenge'ları açmanız gerekiyor. Kaldı ki zaten bir haritayı tamamlayabilmek için öncelikli olarak kalp görevlerini bitirmeniz, hero challenge'ları bitirmeniz, vistaları bitirmeniz, waypoint'lerin hepsini açmanız ve point of interest'lerin hepsini açmanız lazım. Bunları tamamladığınızda bulunduğunuz bölgeyi tamamen açmış oluyorsunuz ve bunu açtığınızda da çeşitli ödüller alıyorsunuz. Belli bir crafting materyalden büyükçe bir oranda alıyorsunuz. O haritada level'ına uygun. O haritanın level'ına uygun loot alıyorsunuz ve bir adet transmutation charge alıyorsunuz. Transmutation charge'ı önceki videoda değinmiştim. Şu arkadaş kıyafetlerinizin ve silahlarınızın skinlerini değiştirmek için kullandığınız bir arkadaş kendisi. Evet, basitçe harita açmak. Bu şekilde ayrıca haritada başlangıç haritasında şu arkadaşı da görüyorsunuz. Bu arkadaş sadece bir adet tutorial. Kendisi şu evade'i yapmanızı sağlıyor. Buna combat mekaniklerinde daha fazla değineceğiz. Evet, harita açmak için gereken her şey bunlar. Sadece bolca gezip bunların hepsine uğruyorsunuz. Ayrıca ufak bir nokta. Eğer bir tanesini açmamışsınız, mesela bir adet waypointiniz yok ve nerede göremiyorsunuz haritada, geniş bir harita, şu şekilde üstüne durduğunuzda açmadığınız waypointleri size
bu şekilde parlayarak gösterecektir. Buradaki bar %100'e geldiğinde bulunduğunuz haritayı tamamlamış oluyorsunuz. Bütün dünya %100'e geldiğinde bütün dünyayı da tanımlayalım. Merkez haritalarının önemli bir çoğunu kapsıyor. Bazılarını kapsamıyor. Onların tam listesi Wiki'de var. Onların hepsini tamamladığınızda merkez haritayı dünyayı da tam %100 tamamlamış oluyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.